Muhterem kardeşlerimiz, okunan ayet-i kerimeler Âl-i İmrân suresinin 190. ayetinden okundu. Orada Cenab-ı Hak bize bir kalbi derinlik istiyor. Bu cihan ilahi bir laboratuvar, ilahi bir dershane. Kul uyanık olacak. Niçin dünyaya geldi? Kimin mülkünde yaşıyor? Yolculuğu nereye olacak? Onun farkında olacak. Her an Cenab-ı Hak'la beraber olacak. Cenab-ı Hakk'ın ilahi azamet tecellilerine, ilahi nakış-ı müşahede edecek. Daima aman ya Rabbi diyecek. Dua halinde, iltica halinde olacak. Bizi ahiretteki akıbetimizi düşüneceğiz. Cehennem azabından koru diyeceğiz. Diğer okunan ayet-i kerimeler Cenab-ı Hak toplumun selameti için mağdurların onları dünya evini ailesine evlendirmek için Müslümanların gayret etmesini, bu size herhangi bir tereddüde düşmemeleri Cenab-ı Hakk'ın rızıklandıracağı bildiriliyor. Çünkü razzak Cenab-ı Hak, rızık kefaleti Cenab-ı Hakk'a ait. Diğer okunan ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, aile hayatının getirdiği huzurdan nasıl bir aile hayatı huzur geliyor? Tabi bu takvaya bağlı bir huzur hayatı. Diğer okunan ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bizim nelere dikkat edeceğimiz bir zevceler yetiştirme, aileler yetiştirme, bu ailelerden bir nesiller yetiştirme ve bizim de bir takvada önder olmamız, rehber olmamız, toplumda rehber olmamız. En son okunan ayet-i kerimeler Cenab-ı Hak inne ekremeküm indallahi etkâküm buyuruyor. Sizin Allah indinde en değerliniz, kıymetliniz kalbi tarafımız, yürek tarafımız en çok takva sahibi olmanızı buyuruluyor. Bu imtihan dershanesinde Cenab-ı Hak bize burada bir aile hayatının nasıl bir tanzim edeceğiz, nasıl bir nesil edeceğiz ve kendimiz ne şekilde olacağız? Cenab-ı Hak bütün mahlukatı bir nesil yetiştirmek üzere tanzim etmiştir. Hayvanat öyle. Neslini yetiştirir, onu ayakta durunca kadar muhafaza eder. Kedi, köpek, yılan, akrep vesaire akrep sırtında taşır. Yılan bakarak büyütür. Öbürü emzirerek büyütür. Muhafaza yere çeker. Mesela bütün mahlukat bir nesil yetiştirme gayreti içinde. Bir mümin de asli vazifesi Cenab-ı Hakk'a kul olacak örnek bir nesil yetiştirmek. Onlar, diğer mahlukat, onların maddi olarak devamı için, ilahi bir ekolojik denge içinde bir evlat yetiştirme, bir nesil yetiştirme. Fakat insanın esas, diğer mahlukattan farklı olarak, onu bir manevi zenginlikle yetiştirme. En büyük servet, en büyük zenginlik, Cenab-ı Hakk'a kul olabilmek. İşte Cenab-ı inne ekremeküm indallahi etkâküm buyuruluyor. Miraç'ta Cenab-ı Hak Efendimiz sordu, ey Habibim seni neyle şereflendireyim? Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de, ya Rabbi beni sana kul olmakla şereflendir buyurdu. Yavrularımızı bırakacağımız en mühim miras, onları güzel bir Allah'a kul olmamızdır. Onun ahiret selametidir. Yine Efendimiz'in Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın güzel bir nasihati var. Efendim buyurdu ki, ey İbni Ömer dedi, dinine dikkat et dedi. Dinin senin etindir, kanındır dedi. Yani dinin senin her şeyindir. Ondan sonra devamlı, dinini kimden aldığına dikkat et. Dinini istikamet üzere olan kişilerden öğren. Sakın istikametten sapmış olanlardan öğrenme. Velhasıl toplumun en sağlam çekirdeği, aileler olması gerekir. Aileler eğer manevi dünyadan uzaklaşır ise toplumda yaralar başlar, dramlar artar. İşte maalesef günümüzde olduğu gibi daima boşanmalar artıyor ve aile hayatı zedeleniyor. Okunan Rum Sûre 21. ayet evlilik halinde bize derin bir tefekküre davet etmekte.
Nihayet nitekim milyonlarca kişi içinden iki kişinin kaderi birleşecek. Yeni bir hayat arkadaşlığı başlayacak. Ayrıldıkları ana baba evinden kurdukları yuva kendilerine daha sıcak gelecek. Cenab-ı Hakk'ın ilahi bir azameti, kalplere verdiği bir muhabbet. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak, kaynaşmanız için kendi işlerinizden eşler yaratıp, aranızda liteskünü, birincisi huzur ve sekinet. Yani ailede hasıl olacak huzur ve mutluluk, hayatın her safhasına yaygınlaşacak. Liteskünü, bu aile hayatı bir huzur ve sükûnet verecek. İkinci olarak, sevgi, muhabbet, meveddeten buyuruluyor. Sevgi ve muhabbet olacak ki aile hayatı huzurlu olsun. Nezih muhabbetler, ilahi muhabbeti bir basamak teşkil eder. Süfli muhabbetler ise bedbahtlığa götürür. Yani ulvi muhabbetler abad eder, süfli muhabbet ise berbat eder. Ulvi muhabbetler Cenab-ı Hakk'a vasıl eder. Yanlış yerlere ziyan eden muhabbetler, hayatın en çok facia getiren israflarıdır. Ve layıkını bulmayan nefsani muhabbetler ise, fani hayatın en kötü israflarıdır. Yani layıkını bulmayan muhabbetler, süfliyata akan muhabbetler, kaldırım kenarında açan çiçeklere benzer ki, en sonunda ayaklar altında çiğnenmeye mahkumdur. Muhittin Arabi Hazretleri Havva ile Adem ile Havva validemiz arasındaki sevgiyi şöyle ifade eder. Havva validemizin asli vatanı Hazreti Adem'in cismidir. Cennette bütün güzellikler vardı. Adem Aleyhisselam ya Rabbi bir eş dedi. Çünkü yalnızlık, teklik, vahdaniyet Cenab-ı Hak'a ait. Cenab-ı Hak muhalefetin lül havadis bütün mahlukatı çift olarak halkediyor. Adem Aleyhisselam bütün cennetteki o güzellik, ihtişam bir yalnızlık duydu. Ya Rabbi bir eş dedi. Bir Adem Aleyhisselam bir uyku halindeyken onun sol tarafından Cenab-ı Hak Adem'i halketti. Yani Havva bir bütünün parçası oldu. Bütünden cüz'e bir muhabbet akım başladı. Cüz'den de bütüne karşı bir akım başladı. Bu şekilde bir aile hayatına bir muhabbet başlamış oldu. Melekler geldi, nikahınız yok dedi. Mihir olarak üç sefer Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salavat-ı şerife getirerek ilk nikah kıyılmış oldu cennette. Ve bu ilk nikah da Efendimiz salavat-ı şerife ile başladı. Biz de elhamdülillah Cenab-ı Hak lütfetti bir ümmet-i Muhammed'iz elhamdülillah. Ve bu şekilde erkek ve hanım birbirine cazibe unsuru oldu ve bir imtihan başladı. Ruhun ruha muhabbet duyması insanı manevi aşka götürür. Bu vezi ahlak kemale eder. Peygamberin ahlakından gönle katreler ihsan olur. İşte en mükemmel, en muhteşem, en ihtişamlı aile hayatı Efendimizin aile hayatı. Örnek o aile hayatı. Tabi burada ahlak mühim. Ahlak da hayvani vasıftan sıyrılarak insani faziletlere yükselmektir. Yani nefsani arzuların tesirsiz hale gelebilmesidir. Ruhani bir huzura sevk eden evlilik, dünyada bir cennet hayatıdır. İnsanoğlunun mesut aile yuvası cennette başladı. Bunun için dünyadaki yuvasında bir cennet hazırlığı içinde olma icap eder ki, cennetteki mesut aile yuvasını kazanabilsin. Onun için takva zaruri eşler arasında. Cenab-ı Hakk'ın bir ismi de El-Vedud. Yani muhabbetin merkezi Cenab-ı Hak. Bütün muhabbetlerin Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilmesi için bir merhale olması zaruri. Leyla Mecnun hikayesini biliyoruz.
Mecnun'un muhabbeti Leyla'nın sevgisine takılıp kalsaydı hiçbir şey ifade etmezdi. Halbuki Leyla'nın sevgisi onu Cenab-ı Hak yükselten bir merdiven haline geldi. Bunun için bütün dünyevi muhabbetler, mal, mülk, evlat vesaire bu bir Leyla mesabesindedir. Bu bir basamaktır. Bu ruhani muhabbetten asli muhabbete, Cenab-ı Hakk'a olan muhabbet artacak. Bu da en zemini aile hayatı. Aile hayatında eşlerin muhabbeti birbirlerine meşru daireler içinde olursa, sevginin hakiki lezzeti tadılmış olur. Üçüncü olarak ayet-i kerimede Cenab-ı Hak rahmeten buyuruluyor. Şefkat ve rahmet, bilhassa yaşlılıkta birbirine destek olmak. Bu da tabii fedakarlık icap ettiriyor. Yine bu aile saadetin temelinde 3-5 tane şart vardır. En başta dindarlık, bu saadetin temelidir. En mesut yuva Efendimiz'in. O yuvada ne vardı? Kanaat vardı, rıza vardı. Allah rızası aranıyordu. Ruhaniyet vardı, dindarlık. Bugün boşanmaların çok arttığı bir devredeyiz. Baktığımız zaman manevi hayattan uzaklaşma. Birinci dindarlık, ailedeki saadetin birinci maddesi. İkincisi fazilet. Taraflar faziletli de olacak. Zor zamanlarda birbirinin güzel huylarını düşünerek aranda münakaşaya mahal vermemek. Şayet ufak tefek münakaşalar oluyorsa bunu çocukların önünde bunu yapmamak. Çocuklara zarar vermek yavrulara. Üçüncü muhabbet. Muhabbet olacak. Menşe-i Cenab-ı Hak'tır. İki tarafın Allah rızasına uygun bir şekilde faziletlerini artırmaya gayret edecekler. Bu şekilde muhabbet artacak. Birbirlerinin ruhlarına girecek, daima damar bulacaklar. İki taraf takva sahibi olacak. Ruhun ruha olan muhabbeti demin bahsettiğimiz gibi kulu Cenab-ı Hakk'a götürür. Dördüncü, merhamet. En mühim merhamet, birbirine ahireti kazanmaları için destek. Efendimiz buyuruyor, geceleyin kalkıp namaz kılan, hanımını da kaldıran, kalkmazsa yüzüne su serperek uyandıran kimseye Allah rahmet eylesin. Aynı şekilde geceleyin kalkıp namaz kılan, kocasını da uyandıran, uyanmazsa yüzüne su serperek uykusunu bertaraf eden hanıma Allah rahmet eylesin Efendimiz buyuruyor. Burada demek iki şey var. Bir samimiyet var. O samimiyetten birbirini kaldırmanın su serper. İkincisi birbirine takvaya teşvik var. Beşinci sadakat. Bu da bilhassa birbirinin zor zamanlarında birbirine karşı fedakarlık yapmaları. Ve bilhassa bu evliliğin, saadetin 5 temeli olmuş oluyor. Bir de karşı saygıya dikkat etmek lazım. Samimiyeti laubali hududuna geçirmemek, vakarı kibre döndürmemek, tevazuyu da zillete döndürmemek icap eder. Bugün evlenmeleri gecikenler oluyor. Onlara daima düşünmeli ki bunda bir hayır vardır. Çünkü la gaybe illallah, biz gaybi bilemiyoruz. Yavrusu olmayanlar vardır, geç olanlar vardır. Bu da bilmelidir ki Cenab-ı Hak Ayşe Validemiz örnektir. Ayşe Validemize Cenab-ı Hak evlat kısmet etmedi. Evlat olmuyorsa bunda bir hayır var demek lazım. Demek ki evlat bazı şeyler demek ki mani olacak, şey olacaktı. Onu daima Cenab-ı Hak hayatın her safhasında bizden teslimiyet istiyor.